Oh, oh defileye bak be kardeşim be. Defile diye ben buna derim işte. Lan en meşhurları da burada. Oh 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 Deniz Akkaya, Güzide Duran. Ona oh, Demet Şener, İbrahim Kutlay. Hepsi burada lan. Evet sayın seyirciler, bir mankene bak gaza gel programının daha sonuna geldik. İnşallah bu hafta da mutlu yuvalarınız bizim yüzümüzden daha almamıştır. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Nasıl lan? Nasıl sonu be? Nasıl haftaya be kardeşim ya? Şurada 40 yılda bir zümrütsüz televizyonun karşısına çöreklendik. Hay şansıma be ya. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Mayo defilesini tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. Sayın seyircilerimizin en azgınları için. E tabii 650 fax, 364 telefon ve 705 e-mail gönderen ben olduğum için yoğun isteğin ne demek olduğunu onlara hatırlatmış oldum. Az sonra. Ne? Az sonra mı? Ama bu haksızlık be kardeşim ya. Ne olursun Zümrüt'cüm, yarım saat daha gelme. Ne olur, ölümün ya, yarım saat daha gelme, gelme be! Of! Of Allah'ım, bikiniye bak, bikiniye bak. Ben bu bikininin dikim ve üretim aşamasında emeğe geçen herkesi öpmez miyim be? O bikiniyi giyeni de el sallamaz mıyım? El salla, el salla. Of bikiniye bak, Allah'ım kıvrımlarına bak bikininin. Ulan o nasıl bir şey öyle? Allah'ım! Allah'ım! Oh! Sevgili seyirciler, Türkiye'nin cennet sahilleri işte bu enfes mayolarla neşelenecek. Siz sahilde sıcak Şener. Sıcak... Kımın zararları mahsulün baş düşmanıdır sayın çiftçiler. Bu şerefsizlere karşı çok dikkatli olmak gerek. Mahsullerimize dikkat etmemiz lazım. E tabii süne zararlarını da unutmamak gerek. Adı üstünde zararlı. Değil mi sayın çiftçiler? Bir faydaları olsaydı onlara süne faydaları derdik. Aa, aşkım aşkım ne yapıyorsun Allah aşkına? Seyrediyorduk ya. Sen çiftçi misin Şener? Yoksa böyle benim bilmediğim bir yerlerde çiftliğin falan mı var senin? Allah Allah, nereden çıktı aşkım aşkım şimdi çiftlik müziği? E ben faturalarla, hesaplarla uğraşırken beyefendi de burada oturmuş, süne zararlıların hayatını inceliyor. Aa, ne hala restoran değil mi Şener Bey? Ama aşkım aşkım aşağı inip de senin kafanı karıştırmayayım diye ben de böyle kendi halimde takılıyorum işte. Ya. Ya. Restoranı satıyoruz Şener. Ne? Bundan sonra artık rahat rahat tarımla uğraşabilir, hatta istersen bağcılık bile yapabilirsin. Restoranı satıyor muyuz? Evet, satıyoruz Şener. Çok düşündüm, bu böyle olmayacak. Nasıl olmayacak? E para işleriyle ben uğraşıyorum. Menüleri hazırlıyorum. Elektrik, su, doğalgaz, vergiler, halkla ilişkiler, reklam. E laylayla ilgileniyorum, personelle ilgileniyorum. E durmadan seni kontrol ediyorum. Yeterli mi acaba Şener Bey? Aşkım aşkım, benimle ilgilenme. Üstünden büyük bir yük kalkmış olur. Bırak beni kendi halime. Ya, seninle ilgilenmeyeyim de restoranda at oynat sen de değil mi? At oynatmıyoruz, alt tarafı gözde oynat. Yani burası hipodrom mu aşkım aşkım ya? Burası hipodrom değil kocacık. Ama sayende tıpkı bir sirke benziyor. Ne? Sirke mi benziyor? E peki burayı kapatıp da ne yapacağız yani? Aşkım aşkım, kebapçı mı açacağız? Hiçbir şey açmayacağız. E ne yapacağız? Aç mı kalacağız aşkım aşkım? Annemlere taşınacağız. Ne? Annengillere mi? Evet, annengillere. Artık ben de dinlenmek istiyorum. Artık ben de eğlenmek istiyorum, gezmek istiyorum. Çok haklısın. Bunu hiç düşünememiştim aşkım aşkım. Senin de artık çalışmaktan çok dinlenme zamanın geldi. Evet, gerçekten aşkım aşkım bunu hak ettin. İyi geceler. Sana da. Ne? Bittim ben, bittim ben, bittim.